gün haftanın benim için en yoğun günü. 8.30'dan 5.30'a kadar dersim var. Ve sadece 1 saat aram var. Ve şimdi kahve almaya gideceğim. Bu arada bu girdiğim fiziksel metodoloji dersi, 8.30-11.30 dersi bu dönem bizi zorlayacak en zor ders olacak gibi gözüküyor. Hoca böyle aniden quiz yapabilirmiş, aniden bizim ismimizi söyleyip bize soru sorabilirmiş. Bu yüzden de derse hazırlıklı girmemiz gerekiyor ki bu da benim yeni dönem hedeflerimden. Derslere önceki haftayı izleyerek, hazırlıklı bir şekilde, textbook'u okuyarak, pdf'leri okuyarak girmek. Neyse, ben şimdi gidiyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim kanalıma abone olduğunuz için. 2000 aboneyi de gördüğüme göre dersime daha motive devam edebilirim. And if you want to read my mind, just go ahead. There's nothing to hide. I'm so depressed. I'm not gonna lie, but your problems are bigger than mine. Ara verdi ve ben de sizinle bu arada Starbucks'a giderken yolda dinlediğim podcast'ten bahsedeceğim. Çünkü biliyorsunuz ki ben vloglarımda genelde yararlı bulduğum şeyleri sizinle paylaşmayı çok seviyorum. Gary Vee diye bir girişimci var. Bu adam kendi girişimcilik deneyimlerinden sizlere bahsediyor. Çok fazla ilham alıyorum bu podcast'i dinlediğimde. Bu adam hem girişimci, yatırımcı, konuşmacı, hikaye anlatıcısı, yazar ve 160 milyon dolar net servete sahip. Bu yüzden bence mutlaka dinleyin. Hayatı hazırlayacak, sizi motive edecek, günlük hayatta motivasyonunuzu artıracak podcast serisi olduğunu düşünüyorum. Zaten eğer böyle e-ticaretle ilgiliyseniz, girişimcilik fikirleriniz varsa, girişimciliğin üzerine gitmek istiyorsanız da dinleyebileceğiniz bir podcast. Zaten bu adam ailesinden kalma bir şaraphanesi varmış sanırım ve daha sonrasında bu şaraphaneyi e-ticaret sektörüne taşıyarak çok güzel bir şekilde gelir elde etmiş. O yüzden de sizin de böyle bir düşünceleriniz varsa bence mutlaka dinleyin. Yani burada okuduğumuzda işte kendi yolunu keşfet, kendi kişisel markanı keşfet hani çok kolay geliyor. Ama aslında o kadar da kolay değil. Kimse kendisini çok iyi bilmiyor. Kimse kendinin farkında değil, kendi potansiyelinin, kendi ilgi alanlarının farkında değil. Ve bence bunun farkında olmak için daha çok yoga, meditasyon yapmalıyız. Daha sonrasında kitap okumalıyız. Yani bu ekranlardan biraz kafamızı kaldırıp kendimizi düşünmeliyiz. Kendi içimize dönmeliyiz. Bu yüzden bence
bunu çok yapın. Yani dizi seyretmek bile hani sürekli kendini meşgul ediyorsun. O aklını sürekli meşgul ediyorsun. Kendine zaman ayırmıyorsun. Kendine zaman ayırmak, YouTube izlemek, televizyon, film izlemek, işte Instagram oraya buraya girmek değil. Kendine zaman ayırmak, yürüyüşe çıkmak, arkada böyle şarkı dinlemek, sözsüz bir şarkı dinleyerek kendi düşüncelerini ortaya çıkarmak aslında. Bu yüzden de şu an bilmiyorum, böyle bu vlogun böyle bir şey olmasını istemiyordum ama yine de böyle bir tavsiye köşesi yapmak istedim sizlere. İkisi bölüm dersim, bir tanesi seçmeli ders ama o da elektrik mühendisliğinin temelleri. Şu an gerçekten beynim artık yanmaya başladı. Yanmaya başladığını hissediyorum. Bu yüzden böyle bir saat 5'e, 5.30'a kadar falan dinleneceğim. Biraz kitap okuyacağım, biraz dizi izlerim belki. Böyle beynimi dinlendireceğim. Sonrasındaysa 3 tane 7.30'dan 9.30'daki toplantıda 1 saat falan sürse 8.30'dan itibaren yaklaşık 10-11'e kadar ayakta beynim çalışıyor halde olacak. Kitap beynimi dinledikten sonra aşağı ineceğim ve sizlerle birlikte spor yapacağız. O zaman ben eşyalarımı alıp yukarıya çıkıyorum. Görüşmek üzere. Calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry. Ve saatlerimiz 10:46.
16 geçiyor, 10.46'yı gösteriyor. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İçerik önerileriniz varsa yoruma bekliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.